Deprem sonrası evleri yıkılan ya da hasar oluşan İzmirliler geceyi çadırlarda geçirdi. Bazıları ise hala yaşadıkları o korkuyu atlatamadı. Neredeyse bütün şehir ayaktaydı. Gece onlar için oldukça soğuk ve uzun geçti. Evinize girebilirsiniz dediler ama tabii biz psikolojik olarak giremiyoruz. Korku ve panik hala geçmedi. Bazılarının evi yıkıldı, birçoğununki girilemez halde. Diğerleri ise cesaretini toplayamıyor. Korkunç bir depremdi. İzmir'in belki uzun yıllar görmediği bir depremdi. Bayağı korktuk. Hani ilk defa böyle bir depreme şahit oldum. Yani nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Geliyoruz, çadırda kalıyoruz. Depremin ardından evlerine dönemeyen İzmirliler geceyi çadırlarda geçiriyor. Pek çok noktaya çadır kentler kuruldu. Kurulmaya da devam ediyor. O çadırlar evleri yıkılan ve hasar görenlerle doldu. Bizim evlerde hiçbir sıkıntımız yok ama şurada bir katlı binalar var. Hemen yanımızdaki katlı bina yıkılma tehlikesi var dediler. Bizim evin üzerine gelme tehlikesi var, o yüzden evinizde kalmayın dediler. Evleri hasar görmeyenler de çadırlarda kalmayı tercih ediyor. Çünkü hafızalarından o anı silemiyorlar. Her yerde yıkıldı. Korktuk yani. Türk Kızılay'ı, AFAD, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca battaniye dağıtılan vatandaşlara gece gündüz çay, kahve, çorba ve yemek servisi de yapılıyor. Soğukta çocuklar var içinde de. Ne yapacaksın? Bir girmeyin diyorlar bize. Suyumuz, elektriğimiz yok. Kesilmişti. O yüzden burada kalıyoruz. Gündüz saatlerinde 20 derece olan hava sıcaklığı ise gece neredeyse yarıya kadar iniyor. Vatandaşlar hasta olmamak için kendilerine verilen battaniyelere sarılarak ısınmaya çalışıyor. Hepsinin isteği ise yaşadıkları o korku dolu dakikaları unutabilmek. Gece öyle değil. Normalde hava sıcak, gündüz sıcak ama gece de çok soğuk.